Bismillahirrahmanirrahim. Tevhî nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimiz devam ediyor. Fıtrat. Oldukça uzun bir bahis toplandı. Bakalım kaç ders devam edecek. Muhtelif taraflarıyla ele alıyoruz bu fıtrat meselesini. Bir çeşitten değil. Ehli dünyanın Hazreti Üstadı ve dolayısıyla da haslar dairesini mevcut cemiyete alıştırma ve bulaştırma isteklerinden gelen ve umum zamanlara bakan bir sualleri. Burası bence ehemmiyetli bir mevzudur. Anlamadım, ne dedin? Hasları da yani bugünkü cemiyetin içerisine çekmekle, cemiyetin tesiriyle onları bugünkü cemiyetin sıfatlarına ulaştırmak. Yani cemiyete böyle rahatlıkla, yani cemiyetin bu bozuk tarafını düşünememe halinde cemiyet tesir eder insana. Yani bilme halinde de ediyor da, fakat bilmeme halinde daha çok eder. Onun için bu, bakacağız burada ne diyor bakalım Üstad. Ehli dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Yani üstadın ehli dünya dost olmasını, beraberlerinde yaşamasını, böylece nurcular da üstad oluyor, girince girecekler derken, cemiyet boyahanesi bugünkü fitne hayatı hissiyatlarını, yaşayışlarını, anlayışlarını aşılayacak. Hatta naklederler bir hadise olarak. Hatırıma kaldığına göre İsparta müftüsünü çağırıyor Vali Bey. Vali Bey'e de haber geliyor tabii başka makamdan, malum. Sen Bediüzzaman'a git, selam söyle. Vali diyor şimdi müftüye. Öyle yani serbesttir. Çarşıya çıksın, gezsin, dolaşsın. Yani çekinmesin. Vali şimdi şey yapıyor. Valinin haddi de mi? Vali haber gelmişti böyle yaptı. Müftü seviniyor. İç yüzünü bilmediğinden gidiyor üstada. Efendim selam, Vali Bey'in selamı var diyor. Bundan böyle artık çarşıda gez dolaş diyor, serbestsin diyor. Acayip diyor üstad. Cevabı bu oluyor üstadın. Çünkü onun taşıdığı mana var. Bizden niye küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Yani kendi dünyanda yaşıyorsun. Bizimle irtibat kurmuyorsun. Burası hepimize bakan bir derstir Cemil. Evet, ha. Hele hele bu zamanda bize. Bizden o zaman Sparta şimdi Zemzem'le yıkamıştır yani. İlla ki. Şimdi olsa çok gayet güzeldir. Artık bilemem. Bizden şiddetli şekva edip bana zulmediyorsunuz diyorsun. Yani zulmetme düşünceni bırak. Dostluk tarafına gel. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın muktezası olarak, yani bu böyle olması gerekiyor manasında diyorlar ehli dünya. Hususi dusurlarımız var. İsimsiz bir beşeri düşünceyi hakim kılma teklifi bu. İlahi hikmetler dünyası, hükümler alemi, unutturulma. Şimdi Müslüman akşam ilahiye bağlı ya, istikamet dünyasında yaşamış oluyor. Onun için çok taktikli bir ifade şekilleri, bize derstir bunlar.
dusturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Biz normal yoldan yürüyoruz demek istiyor yani. İstiyorlar. Kabul etmeyen isyan eder. Sen yanlış yapıyorsun demek istiyorlar ustada. Ez cümle, bir de üstad bu ifadeleriyle onlar tarafından söylenen makamda söyleyerek zamanı tanıttırıyor bize. Ez cümle, bu asr-ı hürriyette ve bu yeni bir başladığımız cumhuriyetler devrinde musavat esası üzerine tahakküm ve tagallubu kaldırmak dusturu bizim bir kanun esasımız hükmüne geçtiği halde sen kah hocalık, kah zahitlik, çok dindar yaşama tarzı içinde kalmak suretinde teveccüh-ü âmeyi, bu çok iyi bir zatmış diye halk teveccüh edecekmiş ustada, kazanarak, nazara dikkati kendine celbederek, hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı içtimai elde etmeye çalıştığın, zahir halin ve eski zamandaki macerayı hayatının delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, şimdiki tabiriyle burjuvaların müstebidane tahakkümleri içinde hoş görülebilir senin vaziyetin. Üstün sınıf anlayışı ve tatbikat devresinde bu seninkisi orada gider. Fakat bizim tabakayı avamın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm dusturları biz de bu tarafta şimdi diyorlar. Bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm dusturlarını kabul ettiğimiz halde senin vaziyetin bize ağır geliyor. Burjuvada olabilir ama sen, şimdi biz burada umumi bir hürriyet dairesine giriyoruz. Seninkisi olmaz. Ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor. Senin yaşayış şeklin. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur. Yanlış yapıyorsun demek istiyorlar. Gel bize. Yol açıyorlar. Bu burada anlatılan mananın devresi geçmiş değil. Daha ciddiyet kazanmıştır. El cevap. Hayat-ı içtimai beşeriyede, cemiyette bir çığır açan, eğer kainattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse bu açtığı çığırla, fıtrat kanunları, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunlarına muvafık hareket etmezse çığır açan ceryan, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Yani hayırlı işte muvaffak olmak için fıtrat kanunlarına uygun ya hareket etmek, yaşamak gerekiyor. Olamaz. Bütün hareketi, çığır açanın bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Cevap veriyor üstad. Şimdi onlar kanunu fıtrattan, kanunu Kur'aniyeden bu tarafa doğru beşeri anlayışı yaşayışa doğru çekmek isterler ki üstadlar temel kök tarafından bunları ikaz ediyor, bizi ikaz ediyor. Sakın ha ilahi kanun, yani Kur'an ahkamının tersine yürümeyin. Ben elinlere yanaşmayayım. 4000 numaralı şeyimiz var. Ne diyordu? Tahrip hesabına geçer. Çığır açanın bu yanlış hareketi. Çünkü bir not burası. Şeriat-ı kelamiye ile şeriat-ı tekviniyenin sahibi olan Allah, yani insan dünyasını idare eden tekvini kelam, yani şeriatta yazılı olan hükümlerle kainatı idare eden kanunlar, tekvini kanunlar sahibi olan Allah
yani ikisini de sahibi Allah olduğu cihetle, şeriat-ı kelamiyedeki hükümleriyle şeriat-ı tekviniyeye mutabık hükümleriyle şeriat-ı tekviniyeye mutabık kılar. Yani şeriat-ı kelamiyeye, yani Kur'an ahkamına uyan insan bilse de bilmese de kainattaki kanunlara uygun hareket etmiş olur. Çünkü o şeriat Kur'an kanunları şeriattaki tekvini kanunlara bağlayıcı bir şekildedir, Allah gönderdiği için aynı merkez kılar. Tekvini şeriata uygun olan hareket, yani kainatta Allah'ın koyduğu kanunlara uygun düşen hareket, muvaffakiyetin vesilesidir. O da diyor işte tekvini şeriattan gitmezseniz muvaffak olamaz, şer hesabına geçer. Evet, sözler mecmuasında şu izah var bununla alakalı olarak. Bu bahis benim eski senelerden beri hoşuma giden bir bahistir. Ama burada bir kısa telefonu alıyoruz mevzumuz itibariyle. O Zat-ı Zülcelal'in iki vasfı kemalden, kemal vasfından, sıfatından, iki şer'i tecelli, okuduğumuz yer sözler 725. İki şer'i tecelli, iki şeriat var. Vasf-ı iradeden gelen, Allah'ın irade sıfatından gelen meşiyetle takdirdir. O da şer'i tekvini. Kainatta Allah'ın koyduğu kanunlar, fıtrat kanunları. Vasf-ı kelamdan gelen diğer şeriat bu. Şeriat-ı meşhur, herkes tarafından bilinen şeriat, İslam şeriatı var. Teşri-i evamire karşı, Allah'ın Kur'an hükümlerine karşı itaat, isyan, bir de bu yarım manzumdur ifade şekli. Nasıl olur? Yani şeriattaki, Kur'an'daki hükümlere karşı insan itaat da eder, isyan da eder. Nasıl oluyor bu böyle? Onun gibi. Öyle de tekvini evamire, yani yaratılış kanunlarına itaat ve isyan olur. Şeriat kanunlarına olduğu gibi bu kainattaki kanunlara da insan bazen itaat eder, bazen itaat etmeyebilir. Birincisi, yani Kur'an hükümlerine ters düşüldüğü zaman galiba, yani ekseriyetle dar-ı uhrada görür mucazatı, sevabı, uyduğu ve uymadığı zaman, uyduğu zaman sevabı ahirette görecek ekseriyetle. Muhalefet ettiği zaman da ahirette görecek cezayı ekseriyetle. İkincisi, kainatta koyduğu kanunlara muhalefet ve itaat etme hali, dar-ı dünyada çeker mükafat ve ikabı. Uyduğu zaman mükafatı dünyada görür. Muhalefet ettiği zaman cezayı dünyada görür ekseriyetle. Bunun tatbikatını veriyor. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir. Bu tekvini kanun bu. Sabrın mükafatı zaferdir. Mükafat dünyada. Ataletin mücazatı, tembelliğin cezası, sefalet. Dünyada gene bu. Öyle de sayin sevabı, çalışmanın, meşhur çalışmaların sevabı olur servet. Mükafat yine dünyada. Sebatta da galebedir mükafat. Meslekte sebat edersen Allah galebe verir. Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattır. Ve devam ediyor bu bahis. Bunun da şeyi başka şeydi. Oradan almadık. El Hakku Yalu, Hazreti Şerif'in başını veriyor. Taşıdığı manayı anlatıyor. İnce manayı anlatıyor.
Burada iki şeriattan bahsediliyor. Yazılı şeriata neticeleri ukrevi daha çok. Dünyada kanunlar biçiminde kainat idare eden kutsal kanunlarının da daha çok dünya tarafında oluyor mükafat cezası. Şimdi niçin bunu buraya mevzu ettik? Çünkü burada şöyle diyordu. Bu kanun-u şeriata yahut da fıtrat kanunlarına aykırı düşen çığır açanın bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Onun için burada şey yaptık onu, getirdik o bahsi. Madem kanun-u fıtrata tatbik harekete mecburiyet var. Şimdi bu neyin cevabı oluyor? Yeni bir sistem getirdik. Sosyalizm insan dünyasında mustevat olacaktır. Senin böyle işte üstün dereceli bir hayat yaşayıp göstermen bizim bu prensibimize ters düşüyorsun diye anlatıyorlar. Şey, sual ediyorlar. Onun için burada delilden bir şey veriyor bize üstad. Çok köklü bir mana şeyi ahengi veriyor. Bu anlattığına göre kanun-u fıtrata tatbik hareketi mecburiyet var. Elbette. Fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nevi beşerin hılkatindeki hikmeti esasiyeyi kaldırmakla mutlak musavat kanunu tatbik edilebilir. Bunun diğer bir ifadesi son devrelerde duydum ben de. Tek cins insan diye böyle makamları işgal eden kişilerin ağzından çıkıyor bunlar. Tabii belli merkezlerden üfleniyor. Tek cins insan demek hayvan derecesinde insanların bırakılması halinde tek cins olur. O zaman. Evet ben neseben ve hayatça yani yaşayış itibarıyla avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren musavat-ı hukuk. Buralar önemli ana hükümler. Mesleğini kabul edenlerdenim. Musavat-ı hukuk. Kanun karşısında musavi olmak. Bir hammalla bir padişah kanun karşısında musavidir. Mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyet'ten gelen sırrı adalet ile burjuva denilen tabakayı havasın, üst tabaka bu insanlar arasında, burjuva, istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adalet-i taamme lehinde zulüm ve tagallubun ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti musavat-ı mutlaka kanununa zıttır. Sizin iddia ettiğiniz mutlak musavata insan yaratılışı zıttır. Çünkü Fatır-ı Hakim Allah kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için az bir şeyden çok mahsulat aldırır ve bir sahifede çok kitapları yazdırır ve bir şey ile çok vazifeleri yaptırdığı gibi beşer nevi ile de binler nevin vazifelerini gördürür. Yani insanların aşağıya düşüşü ve yukarı kemalata çıkışının hudutları yok. Bir neviken düşüş ve terakki etme cihetinde binler nev gibi dereceler bu sebeple görülebiliyor insan aleminde. Hukukta mutlak musavat var mı hocam? Hukukta musavat-ı mutlaka yani mutlaka burada derken yine kanun dairesinde mutlak bir musavat. Mesela padişahım ben diye
bir böyle zavallı birisiyle beraber kanun karşısında üstünlük hakkı isteyemez. Ama diyecek şimdi şeyde kanun haricindeki sivil sahada şey vardır. Yani kişilerin telakki etmesi, tedeni etmesi meselesinin kapısı kapatılmaz. İşte o sırr azimdendir ki Cenab-ı Hak insan nevini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın binler sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvanat gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış. Onlar da konulmuş hayvanlarda. Mesnevi'de bir ifade var. Hayvanların vücut yapıları itibariyle pek çok nevileri var. Karınca da bir hayvan, hatta mikrop da bir hayvan. Deve de bir hayvan. Hani? Ama vücut bakımından çok farklı. Ama ruh bakımından eşit. Karınca da bir hayvan, deve de bir hayvan. Hayvaniyet mertebesinin taşıdığı bir hususiyetler var. Hepsinde. Ama vücut yapıları öyle değil. Ama insana gelince vücut yapıları esasat bakımından bir, fakat ruh yapıları ise hayli çeşitli, dereceli. Bunun hikmetlerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz insan dünyasında yaşıyoruz. Evet, binler tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır insan nevini. Sair hayvanat gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış. İnsanlara hat konulmamış. Serbest bırakıp hassiz makamatta gezecek istidat verdiğinden bir nev iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki arzın halifesi ve kainatın neticesi, arzın halifesi insan oluyor. Ve kainatın neticesi, niye? Kainat niye yaratılmış? İnsan neticesini vermek için. Kainat bir ağaçsa ki diyor Üstad onu öyle diyor. İnsan da onun meyvesi ve neticesidir. O zaman biz kendimizi bu cihetten de yani insan olarak tanımamız ve tanıdığımıza göre de ne yapmamız gerektiğinin tercihini yapmamız gerekecek. Ve zihayatın sultanı yine insan hükmüne geçmiştir. Lamalar 170. Burada da bir not var. Ne dedik orada? Demek kanun-u fıtrata uymayan mevcut cemiyetin ekseriyetini normal görüp, yani mevcut cemiyeti normal görüp ihtilat etmek, onlarla tamamen beraber yaşamak gaflet verir ve salabeti diniyesini zamanla kaybeder. Davet bunun için. Buraya bize doğru gelin diye olan şey, anlayışım. Ve de bazılarına yaptırıyorlar bunu. Onlar dost olacağız ki onlar da bize işte bizden alacaklar bir şey. Biz onlara daha çok benziyoruz o zaman. Tesirinde kalıyoruz. O yol Risale-i Nur'ca açık değil. Kitapta yakın olarak yani insan ve İslam'ın sınırsız olması öncesinde olarak 15. şiirde onlara da sevilmesin dünya bahsinde de Cenab-ı Hakk'ın sayısız efrat, sayısız ne, sayısız tür yaratması ve bunların devamlı ve sürekli olarak tazelenmesi, yenilenmesi ve sürekli olarak bu faaliyetlerin devamı onların sınırsızlığı insanların fıtratının da bundan dolayı nasıl olduğu tarzında üstadımın ifadeleri var. Yani evet. Herhalde bu konuda alakalı. Yani aşağı yukarı evet birbirlerini teyit ediyor. Tabii. Mevcut ekseriyetinin neyin? İnsan ekseriyetinin.
durumu hakkında. Usta bir bilgi veriyor şimdi burada. Dolayısıyla ekseriyetin tesiri daha çok oluyor. Azınlıktakiler bunda mutayakız olmaları gerekecek. Hakkında. 31. ayetin işaretinin beyanında bu 31. ayet şimdi okuyacağım. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا İşte ahir ahirete gidiyor. Bu baş kısmını veriyor. Bahsinde denilmiş ki Kastamonu, evet. Bu asrın bir hassası şudur ki içinde bulunduğumuz asrın bir hassası şudur ki hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani hayat-ı bakiyeyi biliyor. Hayat-ı dünyayı zaten yaşıyor, biliyor. Bile bile faniyi bakiye tercih ettiriyor. Ama burada bizim dikkatimizi çeken bir ifade şekli vardır. Fail ifade kullanıyor burada. Ettiriyor. Kim ettiriyor? Bu asır cemiyeti. Sosyolojik hayat. Evet. Bu sosyal hayatın tesirini Risale-i Nur talebesi olarak biz iyi deneyebilmemiz gerekiyor. Bak şuraya bile üstad ettiriyor diye kelimeyi koyuyor. Cümle düşük gibi gelir size belki bize. Değil işte, bak burada bir oldukça ilmi bir mana yatıyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, dünya fani dünya anlatıyor menfaatlerini, baki elmaslara, yani cennet hayat, saadet ebediye, bildiği halde, yani saadet ebediyeyi bildiği halde tercih etmek, yani bu asırda bir dustur hükmüne geçmiş. Sürekli tahrik edilen bir dustur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Zaten burada yestahibbunel hayate dünya derken bu yestahibbu geniş zamandır ve de sevmek kelime kökünden geldiği cihetle sevmek istediği de seviyor manasını da vermek mümkün burada. Dünya hayatını sevdi, sevmek istedi. O yola kendisi tercih yaptı. Alel ahire, ahireti bilmezse alel ahire denmez. Ahireti de biliyor. Fakat peşin olana fazlaca alaka duyuyor ve de dünya hayatını tercih ediyor, dini geriye bırakıyor, ahireti. Ben bundan çok hayret ediyordum. Ya nasıl olur bir mümin bunları bildiği halde öyle yapıyor? Bugünlerde ihtar edildi ki, bu hayret ettiğinin ince manası geldi üstada, kalbine. Nasıl bir uzu insani hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp, onun, yani yaralı olan azanın imdadına koşar. Yani yaşanan bir hayatımız bu, insan bunu yaşayarak biliyor. Öyle de, yani bu misal gibi, hırsı hayat ve hıfzı, yani hayatı koruma ve yaşama hırsı çok fazlasıyla, böyle bir istek, arzu, şiddet. Şimdi bir şey anlatıyor burada, isimsiz bir latifeden bahsediyor, bu şekilde anlatıyor onu, adı yok onun. Neymiş o adı bulunmayan insanlığın hislerinin kumandanı, padişahı olan o hissin hususiyeti, neyle bileceğiz onu? Adı yok. Şöyle, o his, o latife, hırsı hayat ve hıfzı çok şiddetle taşıyor. Zevki hayat ve aşkı, yaşama aşkı taşıyor. Taşıyan, fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye. Adı yok, adı bu kadar vasıflandırıldı. Yani ebedi yaşama isteğine sahip bir his bu. İnsana konulmuş. Bunun şeyi gelecek. Bahsedeceğiz ondan.
bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile, yani cemiyet içinde bulunan çok sebepler ile yaralanmış. O latife yaralanmış. Sair letaifi, diğer manevi duyguları kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Bu ebedilik isteğini taşıyan his, dünyaya, yüzü dünyaya döndü ve diğer latifeleri de kendine bağladı. Lokomotif nasıl var, vagonları bağlar, öyle bir şey yaptı, yapıyor. Kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Başlamışı da çiziyorum. 1940'larda başlamış çünkü bu yazı o senelerde. Cemiyetin menfi tesiri başlamış insan dünyasında. Giderek artacak ve şiddetlenecek demek istiyor. Başlayan bir şeyin ileriye doğru şiddeti artar. Vazife-i hakikiyelerini, latifelerin, hislerin vazife-i hakikiyelerini, yani dinden gelen asıl vazifelerini onlara, o latifelere unutturmaya başlıyor. Unutturmaya çalışıyor. Bu adını bilmediğimiz sıfatları bulunan latife. Arkada bir not aldık. Evet. Burası, bu bahis bilinmesi lazım ki ona göre biz dünya, bugünkü hayatın vaziyetini bilelim. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Bu cihaz, orada anlatılan latife, ruhun derinlerinde konulan ve ebedi hayattan başka bir şeye razı olmayan ve sahip olduğu hususiyetleriyle bilinen, yani adı yok, ve insandaki duyguların sultanı olan manevi bir cihazdır. Anlatılan cihaz. Allah, dünya ve ahirette vereceği maddi ve manevi nimetlere bakan ihtiyaçları verdiği gibi, Allah'ın bize verdiği nimetlerin ihtiyacı olmazsa değer taşımaz. Allah bize ne nimet verecekse evvela onu isteyen bir şey verir, ihtiyaç verir. Manevi mide diyeceğiz bunlar, eller diyoruz tat. Bu ikisiyle hakikat, yani bir hikmetli durum ortaya çıkıyor. Böyle yaptığı gibi cennetteki ebedilik nimetini isteyecek olan ebedilik isteği de lazımdır. Nasıl ki nimetler için o nimetlere ihtiyaç verdi. Hatta bunu almadım öyle uzmamasın diye. Şualarda ve inşaat-ı icazda ahiret, cennetteki ebedilik cenneten üstündür diyoruz zaten. Şimdi cennet çok, yani düşünemediğimiz derecede güzel bir yer, bir mekan. Ama ebediliği yoksa, ebedi olmasaydı olmaz. O zaman ebedilik ayrıca orada bir nimettir. Her nimet için bir ihtiyaç eli midesi varsa, bu ebedilik isteği nimetinin midesi yok mu? Var. İşte bu anlatılan histir ama bak başına neler gelmiş bu hissin. Bir tanıyalım bu hissin durumu ne olmuş, ne başına gelmiş. Cennetteki ebedilik nimetini isteyecek olan ebedilik isteği de lazımdır. Yani hikmetli olma bakımından. Bu istek ise ahirete ciddi müteveccih müminlerde gelişir. Bu hissin gelişmesi ahiretle alakası olacak yönü, anlayışı, hissiyatı, hedefi ahirete dönecek. O zaman bu his devreye girer. Bu asırda dünya ahireten tercih edildiğinden, dünya bu latifede tevehhüm ebediyet hissiyle, yamalarda bu ifade var, almadım buraya uzun olmasın diye. Tevehhüm ebediyet olmazsa diyor sevemez dünyada hiçbir şeyi. Fani ebedidir diye bir hisle bakıyor. Akıl orada duruyor adeta. Ve o zaman sevebiliyor. Beraber, sonsuz beraber olacakmış onunla.
hissediyor böylece. Bunlar tabii psikolojik bir tespit şeklidir. Yani hepimizin becerebileceği, düşünebileceği bir şey değil bu. Üstad bize haber veriyor, bilgi veriyor. Evet. Tevehhüm-ü ebediyet hissiyle aldanıp, bu his aldanıyor onunla, fani dünyayı baki zannederek, baki zannetmese ebedi olarak ona şey yapmaz, zannedip yapışmaz. Bu hissin yaralanması bu bir dönüş şekli oluyor. Zannederek o aldanan ve galat-ı hisse uğrayan ebedilik hissiyle dünyayı ebedi görüp gaye edinme gafletine düşer diye önemli bir ikaz var. Bu dünyadaki insanların halinin ana merkezi bu. Bu bilinsin. Dünya menfaatine, lezzetine, istediği şeye küçük test düştüğünüz zaman senin kadar kötü insan, düşman bir başkası bir şey yok. Niye? Ebedi beraber kalacak zannı ile yapıştığı şeye ters düşüyorsun. Onun için insan dünyası bu cihette bayağı çarpışıyorlar. Dünyada çarpışıyor, dünya için çarpışıyorlar. Evet. Yani aslında insan fıtratına aykırı bir durum. Aykırı bir durum da o latife işte yukarıda tevehhüm ebediyet gibi sebeplerle aldanmış, aldatılmış, tersine dönmüş. Yaralanmış. Bu cihet bizde bir derstir. Yani bu burada bir parçacıktır. Biz bunu bir ders olarak ele aldık. Ebedilik hissi adı altında bir değerlerimiz var. Tabii onu buraya getirsek o zaman burası fıtrat. Bu anlatılan bu hisler de fıtrat dairesinde olduğu için onun bir miktarını aldık. Aslında bu çok ehemmiyetli bir meseledir. Aziz Sıddık, halis, muhlis kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'aniye'de ciddi, hakiki arkadaşlarım. Bu yakında hem İsparta'da hem bu havalide Risale-i Nur'un, bu havalide değil de Kastamonu havalisinde, değil mi orası? Kastamonu mu bu? Evet, Kastamonu havalisinde. Risale-i Nur'un İhlas lemaları intişara başladığı münasebetiyle ve bir iki küçük hadise cihetiyle şiddetli bir iftar kalbe geldi. Şiddetli bir iftar olunca herhalde ki bizim de gözümüzün açılması lazım. Neymiş bu? Bazı yerlerde şiddeti demiyor. İftar geldi diyor, iftar oldu diyor. O da öyle değil. Şiddetli bir iftar kalbe geldi. Riyaya dair 3 nokta yazılacak. Asrın büyük bir hastalığı bu da. Birincisi, 3 noktanın birincisi. Farz ve vaciplerde ve şair-i İslamiye'de, yani İslam adetlerinin görünür içtimaiyatta yaşanmakla milletin istifade etmesini sağlayan şairde ve sünnet-i seniyenin ittibaında ve haramların telkinde riya giremez. Bu sünnet-i seniyenin dediği gene şair manasında. Farz oluyor sünnet ama gene şair oluyor. Yani cemiyette görünen yaşayış manasında oluyor. Onlara riya giremez. İzharı açıkça herkesin görmesi ve bilmesi, anlaması cihetinde yapılması riya olamaz. Meğer gayet zaaf-ı imanla beraber fıtraten riyakar ola. Burada bizim dikkatimizi çekti. Fıtraten riyakar ise adamın günahı ne?
kabahati ne diyeceğiz. Buraya not aldım. Fıtraten riyakar ola. Fıtraten riyakar ola. O zaman farzlarda da, şairde de yaptığı zaman riyakarlık yapmış olacaktı kişi. Yani insanlarda riyakarlık gibi hisler, bunlar Allah'ın halkettiği ve imtihan için olan hislerdir. Hisler bir kuvve bulunur. Bütün hisler böyle bir kuvvedir zaten. Riyakarlık yolunda yürüyen, yani o sahada işte isteyerek o tavırları takınan insanlarda bu his giderek melekeleşir. Ve adeta fıtrı hale gelir diye anlamak gerek. Keza bu işin bir tarafı. Fıtraten riyakarlık tabiri kaderin liyakata bakan hükmüdür. Kader liyakata bakar hükmeder. Yani kişinin layık olduğu şey neyse Allah biliyor onu, ona göre hükmeder. Kaderin hükmü de ezelidir. Çünkü Allah sonradan bilmez. O zaman tabii bazı ayetler de var. Bu fakat o kadar uzun etmedim. Kitabi bazı durumlar da var. Fakat bu kısasını veriyoruz burada, mevzu ediyoruz. Kadere bakan hükümdür. Liyakata bakan, kaderin liyakata bakan hükmüdür. Çünkü bu fıtraten riyakarlık, kaderin hükmü ezelidir. Dünyaya gelen kişinin liyakatını bilir. Ezeli olarak bilir. Ve de ne layıksa verir onu ona. Neydi o? Es-saidu saidun fi batni ümmihi. Hadis. Risale'de geçiyor. Said ve mükemmel olmaya müstahit olanlar ana karnından başlıyor. Niye? Kader-i ezeliğinin sonradan bilmesi yok. Ama layık olduğu içindir ama. Ezeli olarak biliyor layık olduğunu. Ayetleri de vardır. Yani normalden daha fazlaca halk etme hususunu anlatan ayetleri de var. Liyakat ruhlar aleminde mi böyle bir sualet hali oluyor mu? Ruhlar aleminde deriz de ruhlar aleminin de yani mahiyeti nedir? Ne anlayacağız onu dediğimiz zaman? Elestü. Onun da dersi var da şimdi o biraz daha etraflıcadır. Alakası var ama yani biraz şeyli dipnotları olacak onun yani ne demektir? İhale diyor, Bediüzzaman'a kalmıştır. He? Bu ihale diyor, tamam, Bediüzzaman'a kalmıştır. Evet. Dünyaya gelen kişinin liyakatını bilir ve ona göre muamele eder. Doğuştan olan noksanlıklar da dahi aynı hükme göredir. Adam kör geliyor, dünyaya. Diyor ki kör, görmeyi de ben hiçbir şey hayal edemiyorum diyor. Bilmiyorum öyle bir şey. Yani bir kendisine bir eksiklik varlığını hayal meyal düşünüyor. Ciddi bir eksiklik var olduğunu bilmiyor ki. Yani görmeyi bilmiyor ki onu hasretle arasın. Bizim daha nice hislerimiz vardır. İnkişaf etmedi ve bilmediğimizden haberimiz yok. Mesela bizim dilimiz tat almasaydı fıtraten böyle bir tat mevzumuz olacak mıydı? Yok. Haberimiz olacak mıydı? Yok. Endişemiz olacak mıydı? Yok. Daha nice şeyler bilmiyoruz. Hiç endişemiz yok. Mesela şimdi biz gözümüzle ortak yani beşer alemin ortak bir görme durumumuz var. Aslında öyle bir göz olsa ki dünyada aya baktığımız zaman delik deşik durumlarını görecek kadar olsa. Sonra ayı parlak görecek durumda şimdiki gözlerimiz durumuna gelse ben kör oldum diyecektik yani işte ben şimdi gözüm iyi görmüyor yani zavallı bir hale geldik. Hayır, şimdi bir şey demiyoruz. Niye öyle bir ayın delik deşik olduğunu görecek kadar göz bilmiyoruz ki endişe edelim onu. Ve böylece çok şeyler düşünebiliriz kıyas noktasından. Ve şu andaki mevcut durumumuzun mevcut dünyadaki ilahi gayelere uygunluğu itibariyle düşünmek mecburiyetindeyiz. Ahiretteki görmeler, işte işitmeler böyle değil. Buradaki görmeler, işitmeler ahirettekine nispetle
İşte sağır ve kör manasına gelir şimdiki bizim halimiz. Ama memnunuz. Şu bak ben görüştüm körle. Adam hayatından memnun. Hiçbir endişesi yok. Bilmiyorum diyor, sizin diyor bir şey diyorsun ama diyor anlamıyorum. Hiç bilmez tabii. Bilmez. Şu beyanlara dikkat gerek. Bu meseleyle alakalı olarak. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla ve müstakbele, maasiye, teklif noktasında bakmak lazımdır. Cebir ve itizal burada barışırlar. Cebir, maziye dese haklı, müstakbele verdiği zaman haksız oluyor. İtizal da yani maziye verse, müstakbele şey yapsa o da o zaman haklı. Yani maziye müstakbelin birer taraflarında, birer uçlarında haklılar. İkisini ele aldıkları zaman haksızlığa düşüyorlar. Keza manen terakki etmeyen avam içinde kaderin caiz istimali var. Yani garip bir anlayışları var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki, yani böyle olursa evet deriz avamın anlayışına. Mazi olmuş bitmiş anlaşılmış. Mesaip de yani teklif vardır karşımızda yapma diye. Burada da Allah hükmünü vermiştir. Ki yesin ve hüznün ilacıdır. Yani maziye bakıp da bu böyle hikmetlidir, olmuştur işte diye olan düşünmek. Güzel bir tesellidir. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefahete ve atalete sebep olsun. Sözler 463. Yukarıdaki de mektubat 472 idi. Şimdi burada da üzerinde durmayacağım şimdi bunun. O manayla alakalı mana incelikleri var. Şimdi bu kadar yeter diyorum. Efendim. Demek ki fıtraten riyakar ola. Belki şair-i İslamiye'ye temas eden ibadetlerin izharları ihfasından, yani gizli yapılmasından çok derece daha sevaplı olduğunu Hüccetül İslam İmam-ı Gazali radıyallahu anhu gibi zatlar beyan ediyorlar. Sair nevafilin ihfası. Efendim? Gizli yapılması, hafif yapılması çok sevaplı olduğu halde şaire temas eden hususan böyle bidalar zamanında, şimdi bu zamanın ilacıdır derim. Niye? İşte işitiyoruz, görüyoruz. Aman ha sakın ha. Yani dini bir şeyde, vasıfta, fiiliyatta görünme. Peki kitap ne diyor, bazıları ne diyor? Kitabın dediğini adeta haberi olmadan veya düşünmeden Hazreti Üstad'ı, dolayısıyla da Kur'an ilhamatını, dolayısıyla da Allah'ın ihsanatını tenkit etmektir. Öyle demiyor ki kitap. Bunları bilmediğimiz zaman böyle işte esen rüzgarların tesirine kalıyoruz. Biz de mesul oluyoruz o zaman. O zaman bunlara dikkat etmemiz lazım. Böyle bidalar zamanında bir dersteyiz. Bir kitap okuyorum orada. Ayağa kalkıyorum. Kastamonu'dan bir ayağa kalkıyorum. Doktormuş kendisi. Sonra sordum. İtiraz derken yani gayet rahat konuşuyor. Ne konuşuyor biliyor musun Cemil? Şimdi diyor, o diyor şeriattaki diyor mesela açık saçık meselesi diyor. Zamanı yok artık diyor. Geçti diyor. Şimdi diyor bir diyor erkek o kadar yani açılışlar çok ki diyor artık diyor bir erkek kadına kıza erkek gibi bakıyor diyor. Onun için diyor
O hükümlerin zamanı geçti diyor. Azgın ve şeysiz, münafıklığı da beceremeyen bir nifak lisanını kullanıyor derste. Cemaat var. Ben asabiyetimi muhafaza etmeye çalıştım. Adam çünkü bayağı şey istiyor. Tabii arkadaşlarına baktım, başları bükük. Ama hayasızlık ya. Çok ama ne dedim biliyor musun? Dedim bu senin söylemiş olduğun sözün dedim. Neticesi kişinin imanı olmadığına, varsa imanı gittiğine dedim kesin delalet etmektedir. Kesin hükümdür dedim bu. Adam yüzü meşilmiş meğersem. Yani etten ya hücrelerle yapılmış değil. Hiç umurunda değil. Heykel gibi duruyor gene. He ya. Tabii sustu. Baktı ki yani o şimdi zannetti ki cemaat burada susar. Hiç olmazsa bir küçük tesir ederim diye düşünmüş herhalde. Ben böylesine gayet ciddi ve şey yani kesin ifadelerle konuşmama rağmen adam hiç umurunda değil. Sonra sordum. Yani hangi cemaat içindedir diye. Maalesef dairemiz içindeymiş. Derse gelmiş. Baksana derse geliyor. Derse gidiyor yani. Allah. Ama derse niye gelmiş onu bilmiyorum. Tabii benim gittiğim yerlerde biraz bir şeyler yapabiliriz belki diye de gönderilmiş olabilirler. Bilmiyorum. Hususan bidalar zamanında ittibai sünnetin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde haramların terkindeki takvayı izhar etmek değil riya, belki ihfasından, gizli yapılmasından pek çok derece daha sevaplı ve halistir. İhlaslıdır. Riyakarlık değil. Kastamonu 184. Saate baktınız mı? 3 tane hakkın yalan edildi. Yani şu aslında zaten insanlar İslamiyet'i yaşamıyor. Yani İslamiyet'i yaşayanlar da genelde kınanıyor. Yani bu durumda yani sünnet istemeyenin küçük bir meselesini dahi böyle ishar ederek yani yapmak gibi o takvay netice vermezler mi? Çünkü bunda bir riya olması mümkün değil. Yok. Zaten İslamiyet'i işte yaşanacak diyor burada işte. Yaşanmalıdır diyor. Evet. Şahsi farzlardan da önemli. Daha ümmetlidir. Çünkü şairi önlemek, şair fiilen İslami hayat şuurunu veriyor. Bidatlar ise yine fiilen insanı şey yapıyor, düşürüyor. Yani sukuta götürüyor. O zaman bu düşmek de fiilden geldiği ve kalkınmak, tekamül etmek de yaşanan fiili durumdan geleceğinden bu fiili bidaya karşı, fiili şairi karşısına koymak gerekiyor. Sözden daha çok. Evet. Peki. O zaman biz mevzu değişiyor burada. Değişiyor derken aynı yine fıtrat da çeşitli taraflarından alıyoruz ele. Burada keseyim ben onu. Burada diyelim. El-Fatiha.